Tablo. Sevgili yengeçler hazır mısınız? Tablonuz geliyor. Sevgili yengeçleri bu hafta gezegenler ne söylüyor? İşte tablo. Bir görelim bakalım. Aa aa. aa, aa. Aşkta ne oluyor yengeçlere böyle? Şimdi. Ee, o kadar coşkuyla anons ettim. <laughs> Anlatacakları anlayacakları. Duygu adına, sevgi adına. Tükenmişlik, bitmişlik, yıpranmışlık. ...içeren... ...her şey gündemlerinde olacak. Şimdi daha önce... ...kırgınlıklar, dargınlıklar... ...yaşamış olanlar... Hı hı. ...geçmişe bir, bir sünger çekmiş olanlar... ...ya da maziyi bitirdim... ...diyenler... ...bu hafta haftanın ilk beş gününde... ...bir anda... ...mazileri coşabilir. Ve bu durumda ciddi tartışmalara... Oo. ...büyük kaoslara... ...neden olabilir. Yani... E, kendi içlerinde yorum olarak ifade olarak geçmişi e, yad etmek mevzu etmek istemeyecekler ama içsel dünyalarında geçmişte yaşanmış yıpranmış ilişkiye ait e, zorlayıcı etkiler gündem oluşturabilir. Bu da birçok yengeci duygu açısından alabora edebilir. Hı hı. Şimdi bizim onlara olumlama vermemiz gerekiyor. Yengeçlere. Yengeçlere kesinlikle bütün burcu anlattıktan sonra sonunda tabii olumlamasını ver. Evet, Peki. spot olarak onlara olumlama vermemiz yani gerekiyor. Yani aşk özellikle neye dikkat edecekler? Ee, şimdi hissettikleri, e, düşündükleri her şeyi açık bir dille e, süregelen süre gelen bir ilişkiye, bir evliliğe sahipse bir yengeç onu ne rahatsız ediyorsa Hı, söyleyecek. Ama geçmişi mevzu etmeden geçirilmiş konuları gündeme taşımadan hangi konuda güvensizlik yaşıyor, hangi konuda kendini yapayalnız hissediyor, hangi konuda ilişki adına yıpranmış hissediyor, bir yengeç kadınısınız ve evinizdeki bütün işi gücü siz mi hallediyorsunuz? Eşinizden hiçbir şey talep mi etmiyorsunuz? Eşinize hadi e, tüpü sen mi kaldır demiyorsunuz? Bugüne kadar ne istediğinizde yapmadı? Özellikle çalışan bir yengeç kadını da olsanız, bir ev hanımı yengeç kadını da olsanız eşinizden talebiniz olmalı. Kesinlikle olmalı. Yani yengeçler bu zamana kadar böyle hayatın yükünü kendileri omuzladılarsa evet. artık hani buna bir dur mu diyecekler. Dur ne demeleri gerekiyor. Konu. Bak. Neden dur demezlerse dersen oluyor? Dur demezlerse o zaman kendilerini yoksunluk ve yalnızlık hissi içerisinde Hissedecekler kesinlikle e, bu yoksunluk ve yalnızlık her şeye ben yetmek durumundayım her şeyi ben taşımak zorundayım duygusu Durak. asla bitmez bitmediği gibi yolunda giden bir ilişkinin de yolundan çıkmasına yıpranmasına kopmasına neden olur o yüzden lütfen e, talep edin isteyin ben senin bunlara yardımcı olmanı istiyorum. Yanımda olduğunu hissetmek istiyorum. E, elimi tuttuğunu hissetmek istiyorum diyerek. O sizin elinize tutmuyorsa gidin siz onun elini tutun. O enerjiyi verin ona. Kalbi olan, gerçekte kalbi varsa mutlaka atıyor ki hayatta. O tuttuğunuz eli hissedecektir ama hissetmiyorsa da onun psikolojisiyle alakalı bir durumdur. O zaman da Allah şifa versin onun adına dua edeceksiniz. Yine kızmayı bırakın. Kızıp öfkelenip kendinizi sıkıntıya, üzüntüye, hüsrana asla sokmayın efendim. Kati suretle duygu, düşünce, plan olarak iş hayatınızda kararlı olmanız gereken bir haftadasınız. Kariyeriniz adına, kazancınız adına... Yeni başlamayı planladığınız işiniz adına özellikle kararsızlığa düşerseniz yolunda giden işlerinizin de yolundan çıkmasına, belirsizliğe girmesine neden olabilirsiniz. Yengeçlerin bu hafta iş ve kariyerde sağlam adım atıp kararsızlığa asla girmemesi gerekiyor. Hiç araf duygulara da, bilinçaltlarında da Bilinç üstlerinde de müsaade etmemeleri gerekiyor. Adil, kararlı, çalışkan, üretken adımlar atmaları gerekiyor. Hayatları, işleri, kazançları daha sağlam bir dengeye oturacak bu sayede. Ee, hissedin aşkı diyoruz. Peki, Kalbiniz boşsa be. ve yalnız bir yengeçseniz... ...bu hafta yeni bir ilişkiye başlamak için heveslenmeyin. Niye? Yeni kişiler tanıyabilirsiniz. Yani... E, hazır olmayabilirler yeni bir ilişkiye. O nedenle önümüzdeki haftalara bırakalım. Gerçi e, ayın sonuna doğru Merkür gerilemeye başlayacak ki bu hafta Merkür de Koç burcuna geçiyor ama gerilemesi 22'sinde Mart'ın. Ondan önce başlayabilirler yeni arkadaşlıklara ve aşklara. Süper. Kesinlikle bu hafta hemen acil kaçıyormuş gibi bir ilişkiye başlamak durumunda değilsiniz. Evet, spot olarak yorum ve vermek taraf. istiyorum. Sağlık gayet iyi. Sadece biraz iştah artışı olabilir. Bunu kontrol altına alırlarsa, hazır bir sürü e, yengeç fazla kilolarından arındığı bir dönemde, bakın ben de yükselen yengecim, e, yazın anlamsız bir kilo aldım, 9 kilo kadar hepsini verdim. Hiçbir şeyim kalmadı şu anda. Dolayısıyla benim de dikkat etmem gerekiyor yükselen yengeç olduğu için. İştahım artabilir. O yüzden yengeçlere diyorum ki, iştahınızı kontrol altına alın. Spotumuz bu mu? E, hayır, spotumuz olumlama. Ben e, bu hafta her sabah uykudan uyandıklarında kulaklarının duyacağı bir sesle 21 defa ben şu andan itibaren hayatı hak ettiğim gibi yaşamaya niyet ediyorum. Ben kendime değer veriyorum. Ben değerliyim. Bu olumlamayı yapacaklar 21 defa. Kulaklarının duyacağı ses tonuyla. Çünkü göz görmediğine kulak duymadığına ikna olmaz. Niye duyacak bir sesle söylüyoruz? Ee, bak dikkat et duaları bile sesle okuduğumuz anda o enerjiyi hissedip tüylerimizin diken diken olduğunu hissediyoruz. Çünkü enerji akışı başlıyor. O yüzden kulakların duyacağı ses tonuyla. Kesinlikle. Ben değerliyim. Tabii ki. Yani ben bağıra bağıra yaparım olumlamalarımı. E, evin içinde çığlık atar Hatta Ben değerliyim, ben mutluyum diye gezinirim. Çok çığlık atmaya, bağırmaya gerek yok ama. Evdekiler bir şey demiyor mu? E, alıştılar artık yıllardır onlar. Bir örmelerime. <laughs> böyle, böyle geziyorsun. Tabii tabii. e tabii bize başkası hatırlatmayınca kendi kendimize bunu hatırlatma, hatırlatmakta bence büyük fayda var. Ben çok. değerliyim, ben değerliyim. Ben değerliyim. Öyle geziyor musun? Ben değerliyim, ben değerliyim. Ben değerliyim, ben çok önemliyim. O zaman ben değerliyim diye diye aslanların astornosuna gidelim biz. <laughs> Hadi bizim, bakalım. Hadi bakalım. Ben değerliyim, ben değerliyim.